Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Secdeye kapandım. Çocuklarımı aradım. Allah'ım bugün de varmış dedim. Cehenneme direkt olsun dedim. Birer tane mesaj atın dedim. Ben bilmiyorum dedim. O şeytanın bu Türkiye'ye gelip de bir hesap vermesini çok istedim canı gönülden ama olmadı. Mahkeme-i Kübra'da inşallah hesap orada oraya kaldı inşallah. Ben o şeytanla hesaplaşacağım inşallah. Bu bayrak inmeyecek, ezen de dinmeyecek. Ben bu canımı bu Türkiye'ye de veririm. Çocuklarım da hazır, ben de hazırım. Herifim gitti, çocuğum gitti. Bu Türkiye'yi kendine de koymayacak. Ayakta duracağım, dimdik ayakta duracağım onun için. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip hesap vermesini isterdim ama olmadı. Büyük Allah yapar ama Mahkeme-i Kübra'da yapacak Allah. Ben bir gün varırsam buraya hesaplaşacağım inşallah onunla. İnşallah onun arkasından giden bütün küçük şeytanlar onunla beraber onun gittiği cehennemin dibine en sonunda gider inşallah. Yani söylenecek çok fazla bir şey de yok aslında. İnşallah vatansız bir şekilde öldü gitti. Vatansız bir şekilde mezarını kimse bulamaz inşallah. Kimse zaten görseler mezarını herhalde bütün ülkesini seven, milletini seven insanlar gidip mutlaka tükürür yani. Cehennemin dibine gitsin inşallah dedim. Gider inşallah. Cehenneme direk olur inşallah. Tuğlular evde. Kurban olsun ciğerim. Aradan 8 yıl geçti, 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçti. Yakın bir zamanda FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in öldüğünü öğrendik. Tabii bu bizim için sevinçli bir haber. Vatansızın toprağı da olmaz. Bir karış toprak dahi nasip olmadı. Biz bu durumu sevinçle karşıladık. Ateşi bol olsun.